Şirketini büyütmek isteyen KOBİ'ler ve işletmeler maalesef ki yatırım kararlarını alırken ve bu yatırım kararlarını verirken maalesef yatırım projesi hazırlamıyorlar. Ya da halk içinde çok sıklıkla kullanılan yatırım fizibilitesi maalesef yapmıyorlar. Ve bu sebepten dolayı da çok ciddi anlamda yatırımların battığını görüyoruz. Özellikle girişimci olanlar, yeni iş kuracak olanların yatırım projesi yapmadan, bir finansal plan yapmadan işe giriştiklerini görüyoruz. İşin en basit hadisesinden bir tanesi, eğer 100 metre ilerinizde aynı işi yaptığınız bir firma varsa ve siz ondan farklı değilseniz o yatırımı yapmamanız gerekiyor. Ama eğer yatırım yapmak istiyorsanız o yatırımı yapmak için de elinizde kullanacağınız araçlar var. Bu araçlardan en önemlisi bir kere yatırım için yatırım fizibilitesi yapmanız gerekiyor ve bu yatırım fizibilitesini yaparken de bütün şirketteki dinamiklerin bu yatırım projesi yapılmasına katkı sağlaması ve bu sürecin içinde olması gerekiyor. Bunun sonucunda bunlar belirlendikten sonra elinize de olması gereken önemli bilgiler var. Birincisi yatırımın tutarı. İkincisi yatırımın sağlayacağı faydanın ekonomik ömrü. Yatırımın ekonomik ömür sonundaki hurda değeri gibi bir takım verilerin toplanması ve elinize gelmesi gerekiyor. Bütün bu veriler toplandıktan sonra ondan sonra bir takım analizler yapıyor. Bu analizlerin içinde en önemlisi tabii ki nakit akış tablosu yapılacak. Nakit akış tablosundan sonra proforma gelir tablosu yapılacak ve proforma gelir tablosundan sonra da bir takım dinamik analiz ölçütleri yapılacak. Yani bu nedir? Yatırım kendini kaç yılda amorti edecek? Buna aynı zamanda teknik terimiyle indirgenmiş geri ödeme süresi deniyor. Ya da net bugünkü değeri kaç para olacak? Burada net bugünkü değeri dediğimizde bize yatırım tutarı verildi. Yatırımın önümüzdeki ilk 5 yılda sağlayacağı nakit akışları çıkartıldı. Bunlar satış yöneticisi tarafından çıkarılacak ve o gelecekteki 5 yılda sağlanacak nakit akışlarının bugünkü değeri bulunacak ve başlangıçta bir yatırım yapacaksınız. Bir makina, ekipman alacaksınız. O başlangıçtaki yatırım değerinden çıktıktan sonra o yatırımın net bugünkü değerini bulacaksınız. Ve net bugünkü değerin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ama sizin elinizde eğer 2-3 tane proje varsa ve bu 3 tane proje arasından en karlı projeyi seçmek istiyorsanız, örnek veriyorum size, bir tanesinin net bugünkü değeri 10 çıktı, bir tanesinin 15, bir tanesinin 25 çıktı. Net bugünkü değeri hangisinin çok daha büyükse o projenin daha karlı olduğu, daha fazla karlılık getireceğini yorumlamanız gerekir ve o projeye mutlaka karar vermeniz gerekir. Onun için bir yatırım yapmadan evvel mutlaka bu işi bilen birisine yatırım projesi yaptırmanızda ve o yatırım projesine çıkan sonuca göre yatırım yapma ya da yapmama kararı vermenizde büyük fayda var. Çünkü yıllar yılı biriktirdiğiniz birikimlerinizin boşa gitme olasılığı var. Burada çok önemli kriterlerden bir tanesi de o projenin karlılığını tespit ederken aynı zamanda bir de duyarlılık analizi yapılıyor. Yani duyarlılık analizi nedir? Size söyleyeyim. Ben sizin yerinizde olsam yatırım yapmadan önce şunu sorarım. Cebimde yatırım yapmak için 5 milyon var. 5 milyon TL'm var. Eğer ben bu 5 milyon TL'yi yatırıma dönüştürmeyip en risksiz getirisi olan bir hazine bonosuna ya da bir repoya ya da bir vadeli mevduata bağladığım zaman ne kadar faiz geliri elde edeceğim diye ona bakmam lazım. Öteki tarafta da şimdi o parayla makine alacağım, ekipman alacağım, bina alacağım, insanları istihdam edeceğim, bir sürü insanlarla konuşacağım, o insanların dertlerini çekeceğim, o mal oldu, olmadı, kaliteli çıktı, kaliteli çıkmadı, müşteri şikayetleriyle uğraşacağım derken işte orada çok önemli bir nokta var, yatırım projesi yapmanız gerekiyor. O yatırım projesinin sonucunda da sermayenin alternatif maliyeti olan en risksiz getiri aracı olan hazine bonosu, devlet tahvili, repo
ya da vadeli mevduatın getirisine bakıp onun üzerinde eğer 12-13 puan daha fazla getiri getiriyorsa ve bunun değeceğine inanıyorsanız ondan sonra yatırım kararını vermelisiniz. Yani yatırım projesi yapmadan, gelecekteki satışlarınızı tahmin etmeden, makine ekipmana kaç para vereceğinizi, başlangıçta cebinizden ne kadar para çıkacağını görmeden ve o yatırımın getirisinin yüzde kaç olduğunu, alternatif maliyetin ne olduğuna bakmadan karar vermeyin. Aksi takdirde yıllar yılı emekle, terle kazandığınız paraları bir anda kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.